Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi 10. ve son ayeti dinlememizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Demiş ki bütün yüzeyler sürtünmeli ve sürtünme karesi 0,5'tir. Buna göre cismin ivmesi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz cisim üzerine etkilen kuvvetlere baktığımız zaman cisim üzerine etkilen kuvvetler ne var? 1. Bu cismin neyi var? Aşağı doğru ağırlığı var. Ne kadar? Yer çekilmesini 10'u kabul edersek, dünyanın yer çekilmesi 10 olduğu için ağırlığı 100 Newton. Bu cismin de ağırlığı var. Ne kadar bunun ağırlığı da? Bunun ağırlığı da 50 Newton. Yalnız bu eğik düzlemde olduğu için ağırlığı bizim için pek önemli değil. Önemli olan o ağırlığın neyi? Aşağı doğru kaymak isteyen bileşeni ve yüzeyi etkileyen bileşeni. İki bileşeni var. Aşağı doğru kaymak isteyen bileşenin ağırlığının neyi? Sinüs 53'ü. Yani 0,8 ile çarptığımız zaman 40. Yüzeyi etkileyen de Mg'nin kosinüs 53'ü. Yani 0,6 ile çarparsak kaç? 30. Peki bütün yüzeyler sürtünmeli olduğu için bu cisim üzerine etkilen bir de ne var arkadaşlar? Sürtünme kuvveti var. Bu cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetini bulursak, yani sürtünme kuvvetini Fs dersen, Fs ne olacak? K çarpı N. K 0,5. N'imiz de zaten yüzeye etkimiz 30 Newton olduğu için yüzeyin buna karşı gösterdiği tepki kuvveti 30 Newton olacak. Yani bu cisme etkilen sürtünme kuvveti 15. Buradaki cisimle yüzey arasında da ne var? Orada da sürtünme var. Sürtünme kuvveti K çarpı N'di. K'mız 0,5. Yalnız burada N'imiz ağırlık değil. Yüzeye etkileyen kuvvet nedir? Bizim şuradan uyguladığımız 30 Newton'luk kuvvet o cismi yüzeye bastırdığı için. O zaman yüzeyin buna karşı gösterdiği tepki kuvveti de o F'ye eşit olacak. Yani 30'a eşit olacak. Dolayısıyla buradaki sürtünmemiz de kaç? 15. Peki şimdi cisme bakalım. Sürtünmenin yönünü bulmak için burada 100 Newton'luk ağırlık var. Bunun ise aşağı doğru kaymak isteyen Mg sinüs 53'ten kaçı var? 40 Newton var. 100 daha büyük olduğu için sistem bu yöne hareket etmek isteyecek. Bu yöne hareket etmek istediği için sürtünmeler hareketi engellemeye çalıştığı için bu yüzeye etkilen sürtünme kuvveti 15 ile şu cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti Fs 15 ne yapacak? Hareketi engellemeye çalışacak. Yani bu tarafa doğru çeken kuvvetimiz ne var toplamda? 100 Newton var. Eksi diğer tarafa doğru çeken şu 5 kilogramlık cismin ağırlığının sinüs bileşeni olan 40 Newton artı o cisimle yüzey arasındaki olan 15 Newtonluk sürtünme artı bu cisimle yüzey arasında olan 15 Newtonluk sürtünme. Bunlar hareketi engellemeye çalışan kuvvetlerimiz. Yani bu F neti yazmış olduk. Eşittir neye? M çarpı A'ya. Bu kuvvet neyi hareket ettiriyor? 10 kilo ve 5 kilo. Yani toplamda 15 kilogramlık kütleyi hareket ettiriyor. Hangi ivmeyle? A ivmesiyle. Dolayısıyla buradan 100 eksi toplarsak burası kaç çıkacak? 70 eşittir 15 çarpı A dersek 30 eşittir 15 A'dan A'mız ne çıkacaktır? 2 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Dolayısıyla bu cisimlerin ivmesi ne olacak? 2 olacak. Yani cevabımız Bursa olacaktır. İkinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda demiş ki hava direncinin önemsiz olduğu ortamda yatay atılan cisim izlediği yörünge şekildeki gibidir. Buna göre x1 bölü x2 oranı nedir demiş. Şimdi yatay atılan cismin hareket boyunca ne yapmayacaktır? Yatay hızı değişmeyecektir. Dolayısıyla bu cismin bu yatay hızına Vx dersek yere çarptığı anda yatay hızda ne olacaktır? Yine Vx olacaktır. Düşey hızı ise ne olacak? Her saniyede 10, 10, 10 yer çekimimesiyle ne yapmış olacak? Hızlanmış olacak. Peki yatay hız değişmiyor ama burada açımız 37, burada açımız 53. Yani cismin bu noktadaki hızı V1 dersem, yere çarpma hızı V2 dersem V1 ile V2 ne olacak? Birbirinden farklı olacak ama yataylar eşit olmalı. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgenine uyarlayacak olursam yatay hıza ne yapayım? Hem 3 hem 4 ile orantılı bir değer vereyim. Dolayısıyla ben yatay hıza kaç dedim? 12 dedim. O zaman burada da cismin yatay hızı kaçtır? 12'dir. Açı 37 olduğu için yatay normalde 4'ün kaç katı? 4'ün 3 katı. O zaman burası da 3'ün 3 katı, buradaki hızı 9 olacak. Burası da normalde 53 olduğu için yatayı 3, düşeyi 4 ile orantılı olması lazım. Burası 3'ün 4 katı olduğu için burası da 4'ün 4 katı ne olacak? 16 olacak. Peki yere doğru düşerken hız ne oluyor düşey hız? Sonuçta sabit ivmeli bir hareket yaptığı için aşağı doğru ne olacak? Hava sürtünmesi, hava direnci önemsiz. Direkt sabit ivmeli bir hareketle hızlanacak. Başlangıçta düşey hızımız neydi? Sıfırdı. Burada düşey hız 9 oldu. Burada 16 oldu. O zaman hız ivmeyle doğru orantılı olduğu için süreli olarak da direkt hızla doğru orantılı diyebiliriz. Yani bu adam buradan buraya 9T sürede gelsin ki düşey hızı 9 olsun. 9'dan 16'ya çıkması için bir 7T daha geçmesi lazım. Yani 7V daha hızlanması lazım. Buradaki süreyi de 7T olarak ne yapabiliriz? Alabiliriz. Peki yatayda aldığı yolu soruyor. Yatayda zaten bu cisim ne yapacak? Sabit hızla hareket edecek. Dolayısıyla burada yatayda ne yapıyor? Vx hızıyla gidiyor. Ne kadar süre gidiyor? 9T süre gidiyor. X2 yolunu ise yine yatayda aynı Vx hızıyla, yani yine 12'lik hızla gidiyor. Cismin yatay hızı zaten hiç değişmiyor. Ama buradan buraya gelme süresi de ne kadar olacak? 7T olacak. Dolayısıyla x1 bölü x2 oranı ne çıkacaktır? 9 bölü 7 çıkacaktır. Yani cevabımız nedir? Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Demiş ki sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan A cismi yatay düzlemde Y'ye çarparak Y'ye en fazla X kadar sıkıştırıyor ve Y'ye yapışan cisim T bir ile harmonik hareket yapıyor ve cismin maksimum hızı V oluyor.
Aynı düzlemde A cismi yerine B cismi bırakırsak işte Y'yi sıkıştırma miktarı, o Y'ye yapıştıktan sonra yapacağı harmonik hareketin periyodu ve cismin maksimum hızını soruyor. Şimdi arkadaşlar Y'yi ne kadar sıkıştıracağı ne ile alakalı? Sürtünmesiz bir sistem olduğu için enerji konumu ile alakalı. Yani ben A cismi buradan bıraktığım zaman A'nın neyi var arkadaşlar? 4 mg'lik ağırlık, yerden 1 haş yüksekte olduğu için 4 mg potansiyeli var. Bu gelecek, sürtünme olmadığı için gelecek, Y'ye ne yapacak? Çarpacak. Y'ye çarpınca bu sahip olduğu enerjiyi ne yapacak? İşte 1/2 Kx kareden Y'ye aktarmış olacak. Ve Y'in sıkışma miktarı bu kadar olacak. Peki B cismini bırakırsak, B cismi M kütleli ama ne kadar yüksekte? 4 haş yüksekte. Dolayısıyla onun da ağırlığı Mg ama yerden yüksekliği 4 haş olduğu için dolayısıyla A'nın enerjisi de B'nin enerjisi aslında birbirine eşit. Dolayısıyla sürtünme olmadığı için B cisminde gelip Y'ye çarptığı zaman ne yapacak? Bu sahip olduğu enerjiyi o da Y'ye aktaracak. Dolayısıyla aynı enerjiye sahip olduğu için Y'yi sıkıştırma miktarları ne yapmaz? Değişmez. Yani cevabımız Adana veya Ceyhan olacak. Peki bunlar Y'ye çarpınca Y'ye yapıştı ve ne yaptı? Harmonik hareket yaptı. Yaylı sarkacın harmonik hareketin formülü ne? 2π kök içinde M bölü nedir? K'dır. Sonuçta ikisi de aynı Y'ye çarptığı için K'larımız aynı. A cisminin kütlesi 4m'di. Yani başlangıçta 4m bölü k'yı adam t demişti. Biraz sonra ne oldu? Biraz sonra yine 2pi kök içinde ama bu sefer o harmonik hareket yapan cismin kütlesi 1m olduğu için ne olacaktır? Periyot yarıya düşecektir. Yani artık periyodumuz t değil t bölü 2 olacak. Yani periyodumuz ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla cevabı aslında bulmuş olduk. Cevabımız Adana çıktı. Peki maksimumumuz? Şimdi harmonik hareketteki maksimumunuzu formülden yapabilirsiniz ya da hiç düşünmeyebilirsiniz. Şöyle düşünün. Bu cisim bu yatay düzleme gelip tam yaya çarptığı andaki hız zaten bu cismin neydir? Maksimum hızıdır. Daha sonra yay ne yapacak? Yapışacak. O yayı sıkıştıracak ve dolayısıyla yavaşlayacak. Maksimum sıkışma anında duracak. Anlık olarak hız sıfır olacak. Sonra tekrar o yay o cismi itecek ve tam denge noktasına geldiği zaman ne olacak? Yine o çarptığı hızda. Yani maksimum hız aslında cismin yaya çarpma hızıdır. Cismin yaya çarpmasını da enerji konudan yaparsak orada bıraktığım zaman neyi var? İşte 4mgh'lık potansiyeli var daha cisminin. Y'ye gelince ne oldu? 1 bölü 2 çarpı 4m çarpı v kareye dönüştü. Dolayısıyla şuradaki 4m'ler ne yapar? Gider. Yani cismin y'ye çarptığı andaki hız aslında nedir? Kök içinde 2gh'tır. Yani kütleye değil sadece neye bağlıdır? Bırakıldığı yüksekliğe bağlıdır. A cismi h yüksekliğine bırakıldığı yere v hızıyla geliyorsa B cismi 4h'tan bırakıldığı için yere ulaşma hızı ne olacaktır? Onun 2 katı olacaktır. Yani maksimum hız ne yapacaktır? Artacaktır. Cevabımız Adana olacak. Dördüncü sorumuz diyor ki sürtünmesiz O noktası etrafında dönebilen eylemsizlik torku 20 kilogram metre kare olan başlangıçta duran çubuk 12 saniye sonra açısal hızı kaç radyan bölü saniye olur? Şimdi arkadaşlar başlangıçta duran bir çubuğumuz var ve biz bunlara ne yapıyoruz? Bir kuvvet, iki tane kuvvet uyguluyoruz. Ve bu kuvvetlerin şu O dönme noktasına göre ne yapıyor? Bir tork etkisi oluyor. İkisi de aynı yönde döndürmek istiyor. O zaman ben ne yapayım? Sistem etkiden net torku bulayım. Şimdi 3 Newton'luk kuvvetin torku ne olacak? Kuvvet çarpı dönme noktasından dik uzaklığı 1 metre artı diğer kuvvetin torku da 2 çarpı 1 metreden. O zaman net tork ne kadar olacak arkadaşlar? 5 Newton metrelik bir tork uyguluyoruz. Peki bu tork ne yapacaktır? Bu torkun etkisiyle bu çubuk yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Ve sürekli biz o kuvveti uyguladığımız için sürekli o kuvvetin torkun etkisiyle bu adam giderek hızlanacak. Yani açısal hızı ne yapacaktır? Artacaktır. İşte açısal hız zamanla arttığı için ne olacaktır? Bu cisim ne olacak? Bir açısal ivmeye sahip olacak. Açısal ivme nedir? Açısal ivme birim zamandaki açısal hızdaki değişim. Dolayısıyla ben bu çubuğun açısal ivmesini bulabilirsem o zaman her saniyede açısal hızını ne kadar arttırdığını bulurum ve 12 saniye sonra açısal hızının kaç olduğunu söyleyebilirim. Peki açısal hızını ivmeyi nereden bulacağız? Şöyle bulacağız. Normalde öteleme hareketine F eşittir ma diyorduk ya. Yani kuvvet o M kütleli cisme, eylemsizlik M olan cisme A ivmesi kazanıyor. Ama bu ivmeye ne diyoruz? Çizgisel ivme, yani çizgisel hızdaki değişim. Dönme hareketinde ise kuvvetin yerine neyi kullanıyoruz? Kuvvetin yerine tork kullanıyoruz. M yerine de bu cismin eylemsizliği ama eylemsizlik torkunu, eylemsizlik momenti kullanıyoruz. Çarpı ivmemiz hangi ivme? Açısal ivme. Şimdi cisim üzerinde ne kadarlık bir tork etkimiz var? 5. Bunun eylemsizlik momenti yani eylemsizlik torku ne kadarmış? 20'ymiş. Dolayısıyla ben bu çubuğun sahip olduğu açısal ivmeyi ne olarak bulabilirim? 5 bölü 20'den 1 bölü 4 radyan bölü saniye kare bulabilirim. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Bu cisim her saniyede açısal hızını 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 arttıracak. Başlangıçta ne yapıyordu? Başlangıçta duruyor. Açısal hızı 0'dı. 12 saniye sonra soruyor. Her saniyede 1 bölü 4, 1 bölü 4 açısal hızı artıyorsa 12 saniye sonra ne olacaktır bu cismin açısal hızı? 3 radyan bölü saniye değerine ulaşacaktır. Yani cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. 5. sorumuz.
Düzgün manyet kanalı içindeki iletken K-L çubuğu sabit ve hızlı çekiyor. Buna göre hangisi veya hangileri doğrudur? Şimdi manyet kanalı içinde çubuk ne yapıyor? Hareket ediyor. Çubuk hareket edince dolayısıyla çubuğun üzerindeki yükler de ne yapmış oluyor? Hareket etmiş oluyor. Manyetik alan içindeki bir yük hareket ederse ne olur? O yüke bir manyetik kuvvet etkiler. Peki ona etkilen manyet kuvveti bulurken ne yapıyorduk? Sağ el kuralını kullanıyorduk. Dört parmağı manyetik alan yönde, yani sayfa düzleminin içine doğru tutarsanız, baş parmağınızı da hız yönde tutarsanız, avuç içi artı yük etkilen kuvveti, avucumuzun dışı da eksi yük etkilen kuvveti gösterir. Dolayısıyla bu kuvvetin etkisiyle ne yapar? Normaldeki bu artı yükler protonlardır. Protonlar ne yapmaz? Hareket etmez. Dolayısıyla kim hareket edecektir? Elektronlar. Yani eksi yükler ne yapacak? L ucuna doğru toplanmaya başlayacak. Eksiler burada toplandığı için diğer K ucunda da ne oluşacaktır? Artı fazlalığı olacaktır. Artılar hareket ettiğinden değil, oradaki eksiler L ucuna doğru geldiğinden dolayı. Bundan dolayı da ne olacak? İşte çubuğun iki ucu arasında ne oluşmaya başlayacak? Bir potansiyel fark oluşacak. Yani burası bir üreteç gibi davranacak. Hatta bu çubuğun EMK'sını nereden buluyorduk? Bavul formülünden buluyorduk. Çubuktaki eksi yükler L ucunda toplanır. Doğru mudur? Doğrudur. Çubuktaki artı yükler K ucuna doğru hareket eder. Hayır arkadaşlar, artı yükler ne yapmaz? Hareket etmez. Hani bu bir iyon çözelti şeklinde bir sıvı olsaydı o zaman artılar da hareket edebilirdi ama bu ne? Normalde bir çubuk. Sonuçta bir metal iletken. İletken olduğu için ne olacak? Oradaki artı yükler protonlardır çekirdekteki. Onlar ne yapamaz? Hareket edemez. Hareket süresince elektronlar L ucuna doğru sürekli hareket eder. Hayır arkadaşlar, sürekli ne yapmayacak? Bu hareket devam etmeyecek. Niye? Şimdi bu çubuk ilerlemeye başladığı zaman çubuk biraz daha ileri gitsin. Şöyle biraz büyük bir çubuk çizeyim. Şimdi çubuk buraya doğru gidiyor. Burada ne var? Burada eksi yüklerimiz var. Ve manyetik kuvvetten dolayı ne yapıyor? O eksi yükler elektronları bu yöne doğru bir kuvvet etkiliyor. Hangi kuvvet? Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet dediğimiz ne? B, Q, V dediğimiz. O hızından dolayı. Sonuçta çubuğu V hızıyla çektiğim için oradaki yükler de sanki V hızıyla hareket etmiş olacak. Ama bundan dolayı ne yaptı? Eksiler burada toplandı, artılar burada toplandığı zaman artık arada da bir elektriksel alan oluştu. Elektriksel alan nereden nereye doğru? Artıdan eksiye doğru. Dolayısıyla buna ne yapacak? İşte buradaki eksiler, biriken eksiler artık bu eksiyi itmeye başlayacak. Artılar da çekmeye başlayacak. Yani bu elektronu ne yapacak? Bir de ters yönde ne etki etmeye başlayacak? Elektriksel kuvvet etki etmeye başlayacak. Ne kadar? İşte Q çarpı E kadarlık. İşte dolayısıyla manyetik kuvvet elektriksel kuvvetten büyük olduğu müddetçe ne yapacak? O elektron bu L ucuna doğru gidecek ve L ucundaki yük artacak. Yük arttıkça ne olacak? O zaman 2 3 arasındaki potansiyel fark, yani elektrik alan giderek güçlenmeye başlayacak. Güçlenecek. O zaman ancak manyetik kuvvet elektriksel kuvveti yendiği müddetçe o artışta devam edecek. Ne zamana kadar? Bir süre sonra elektriksel kuvvetle manyetik kuvvet birbirine eşitlenecek. Artık yük hareketi duracak. Yani o elektron, o iletken üzerindeki serbest elektron artık ne yapmayacak? Hareket etmeyecek. Dolayısıyla o hareket süresince L ucuna doğru sürekli olarak bir elektron hareketi olur mu? Olmaz. Sürekli olarak değil. Belli bir süre sonra artık ne yapacak? Belli bir potansiyel farka ulaşıp, işte şu değere ulaşıp sabitlenecek. Hareket süresi elektronlara elektriksel ve manyetik kuvvet etkisindedir. Evet, bu cisimler hareket ettiği müddetçe ne olacaktır? Onlara bir manyetik kuvvet. O manyetik kuvvetin sonucunda da birikmeler olmaya başladığı andan, yani hareket aslında başlar başlamaz ne yapacak? Bir de elektriksel alan olduğu için o yüklere ne etkileyecek? Hem bir elektriksel kuvvet hem de bir manyetik kuvvet etkileyecek. Yani cevabımız 1-4 Denizli olacaktır. 6. sorumuzda demiş ki atom çekirdeğine ne ölçüde kararlı olduğunu belirleyen ölçü nükleer bağlanma enerjisidir. Nükleer bağlanma enerjisi hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar, nükleer bağlanma enerjisi dediğimiz şey nedir? Nükleon başına düşen bağlanma enerjisidir. Yani çekirdeğin içinde neler vardır? Protonlar ve nötronlar vardır. O proton ve nötronlara biz ne diyoruz? Nükleon ismini veriyoruz. Şimdi bir çekirdeğin içindeki o proton ve nötronların tek tek kütlelerin toplamı çekirdeğin toplam kütlesinden daha fazla oluyor. O tek tek kütlelerin toplamı fazla olduğu için o aradaki kütle farkı ne yapıyor? Einstein'ın E eşittir mc kareden, yani kütle enerji dönüşümünden ne yapıyor? Enerjiye dönüşmüş oluyor. O da çekirdeğe bağlanma enerjisi olmuş oluyor. Sen içerideki proton nötron sayısına, yani nükleon sayısına bölersen bunu, kısacası kütle numarasına bölersen, nükleon başına düşen bağlanma enerjisini bulursun. Ve nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyükse o çekirdek o kadar kararlı yapıdadır diyebiliriz. Dolayısıyla hangisi doğrudur? Nükleon bağlanma enerjisi büyük olan çekirdekler nedir? Daha kararlıdır. Cevabımız nedir? Direkt Edirne'dir. Şimdi bu nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne olur? Kütle numarası arttıkça başlangıçta küçüktür. Giderek artar, sonra azalır, tekrar artar. Orada demirde maksimum değere ulaşır. Demirden sonra ne yapar? Tekrar bir azalma eğilimindedir. Dolayısıyla kütle numarası arttıkça artar mı? Evet, artar ama belli bir süre sonra azalmalar da vardır. Belli bir değerden sonra tekrar düşüş de vardır. Dolayısıyla buna kesin doğru deme şansım yok. Kütle numarası arttıkça azalır mı? Evet, demirden sonra azalır ama demire kadar ise artar.
Atom numarasıyla doğru orantılıdır. Hayır, kütle numarasına bağlıdır. Yani direkt doğru orantılı olan bir şey yoktur. Bir değere kadar atom numarasıyla doğru, daha sonra ters orantılı mıdır? Eğer direkt şurada giderken dost doğru giderek artsa demine kadar, sonra giderek azalsa doğru diyebilirdim. Ama aslında bu artış direkt dost doğru bir artış değildir. Yani ne yapıyordur? Belli bir noktaya kadar artıyor ama belli bir noktadan sonra bir azalma yaşıyor. Sonra tekrar artıyor, sonra azalıyor ve bu şekilde değişen bir grafik vardır. Yani burada doğru olan cevabımız nedir? Edirne'dir diyebiliriz. Yedinci sorumuz. Cisimler esnek çarpışıyor. Bu durumda X, Y, Z'nin hızları hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar, esnek çarpışmada ne olacak? Esnek çarpışmada bir, momentum korunacak. İki, enerji korunacak. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Bir, momentum korunuma bakabiliriz. Şimdi başlangıçta Y ve Z zaten ne yapıyor? Başlangıçta duruyor. Yani bir hızları var mı? Hızları yok. İlk başta sadece kimin momentum var? X'in momentum var. Nereye doğru? Artı yöne doğru. Ne kadar? 3mv. O zaman demek ki 3m çarpı 2v'den 6mv'lik ilk momentumuz var. Yani ilk momentum 6mv. O zaman son momentum da 6mv olacak. Bakalım şıklar bunu sağlıyor mu? Mesela x eksi v ile giderse x'in momentumu ne olur? Eksi yöne gittiği için eksi 3mv olur. Y artı yöne 3v ile giderse kütlesi 2m, hızda 3v olduğu için bunun momentumu artı 6mv olur. Z m kütle cismi 3v ile gidiyorsa onun momentumu 3mv olur. Yani bu sağlar mı? Evet, bu sağlar. B'ye baksam bu dursa sadece m kütle cismi 6v ile giderse yine 6mv olur. Yani yine ilk momentum eşit. Bu da sağlıyor. Bunun momentum olmasa C şıkkında. Bunun 2v ile gitse kütlesi 2m olduğu için, yani hızı da 2v olduğu için bunun momentumu 4mv'dir. Bu da m çarpı 2m'dir. 2mv'dir. O da 6mv'dir. Bu da momentumu korudu. Denizli'ye baktım. 2mv hızla gidiyorsa 2mv. M kütleli cisimde 4v ile gidiyorsa 4mv. 2mv daha alsana 6mv. Bu da sağladı. VVV ile gitse bununki 3mv, bununki 2mv, 5v. Dolayısıyla bütün şıklar ne yapıyor? Momentum korunumu sağlıyor. Demek ki ben burada sadece momentum korunuma bakarak ne yapamayacağım? Soruyu çözemeyeceğim. Çünkü bütün şıklar bunu sağlıyor. Peki esnek çarpışmanın ikinci bir özelliği neydi? Enerjinin korunması. Dolayısıyla bu çarpışma sırasında enerji de korunacak. Peki enerji hangi enerji? Kinetik enerji neyi? 1 bölü mv kare. Yani kütleyle doğru hızın karesine bağlı. Şimdi kütlesi 3 olduğu için enerjisine 3 desem. Hız da 2v olduğu için, hızın karesiyle orantılı olduğu için. Kütlemiz 3m, hızımız da 2v'nin karesi 4v kareden, enerjiyi 12'ye diyeyim, ilk enerji. İlk enerji 12 ise çarpışmadan sonra son enerji de 12'ye olacak. Peki enerji nasıl büyüklük? Skaler yön önemli mi? Değil. A şıkkını inceliyorum. Kütlemiz 1m, hızımız da 1v ise, pardon, kütlemiz 3m, hızımız da 1v ise bu cismin sahip olduğu kinetik enerji 3e'dir kütleden dolayı. Bunun kütlesi 3m, hızı da 3v ise o zaman kütlesi 2m, hızı da 3v olduğu için ne olacaktır? 3'ün karesi 9, hızın karesine bağlı olduğu için çarpı 2'den bunun enerjisi 18e olacaktır. Bir de bunun kütlesi 1m, hızı 3'ün karesi, o zaman 9e de buna ekle. Oho, ne oldu? 9 artı 18, 27, 3 daha 30e oldu. Oysa sistemin çarpışından önceki enerjisine kadar da 12'ydi. Yani burada enerji ne yapmıyor? Korunmuyor. B şıkkına baksak bu duruyor, enerjisi yok. Bu duruyor, enerjisi yok. Buna bakarsak kütlesi 1m ama hızı 6'nın karesi ne olacak? 36e. Oysa ilk enerji 12'ydi. Bu da gitti. Buna bakalım. Kütlemiz 2m, hızımız 2v olduğu için 2'nin karesi 4 çarpı 2'den bunun enerjisi 8z oldu. Bu da kütle 1m, hızı 2v olduğu için 2'nin karesi o zaman 4e de bu oldu. 8, 4 de 12 oldu mu? Oldu. Ceyhan sağlıyor enerji konunu. Denizli'yi kontrol ediyorum. Kütlem 2m, hızım v olduğu için sahip olduğu enerji 2. Kütlem 1m, hızımız 4v olduğu için 16e de bunun enerjisi oldu. 16 artı 2, 18. Oysa ilk enerji kaçtı? 12 idi. Bu da olmadı. Burada kütle 3m hız v olduğu için bunun enerjisi 3. Kütle 2m hızı 1v olduğu için bunun enerjisi 2. Kütlesi 1m hızı v olduğu için bunun enerjisi 1. Toplam son enerji ne oldu? 5, 6 oldu. Ama başlangıçta neydi? 12 idi. Dolayısıyla burada hem momentum hem de enerjiyi sağlayan sadece tek bir şık var. Yani cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. 8. sorumuz demiş ki: bir fotoelektrode akım gerilim grafiği şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma geliyor. Grafikte bu şekle göre değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi fotoelektrik devrede grafik ilk durumdan ikinci duruma geliyorsa baktığın zaman neler aynı? Kesme potansiyelleri aynı. Yani kopan elektronun kinetik enerjisi değişmemiş. Bakıyorum, maksimum akımlar aynı. Maksimum akımlarda gelen ışık şiddetiyle alakalıydı. O zaman ışık şiddeti değişmemiş. Burada değişen tek ne var arkadaşlar? Tek sadece I0 değeri. Yani fotoelektrik akım dediğimiz. Yani devrede üretici yokken ki bu akım. Buna göre ne olabilir? Katot metalinin cinsini değiştirmiş olsaydım ben ne olurdu? O zaman bağlanma enerjisi değişirdi. O zaman kopan elektron kinetiği değişirdi. Kesme potansiyeli değişirdi. Oysa kesme potansiyeli değişmiyor.
Gelen ışığın şiddetini değiştirmiş olsaydım o zaman maksimum akım etkilenirdi. Çünkü maksimum akım ışık şiddetine, yani gelen foton sayısına bağlı. Gelen ışığın frekansını değiştirmiş olsaydım kopan elektron kinetiğini değiştirmiş olurdum. Çünkü gelen ışığın enerjisi arttı. Sonuçta gelen foton enerjisi ne? O foton enerjisinin bir kısmı ne yapıyor? Bağlanma enerjisine, geri kalan da kopan elektron kinetik enerjisine dönüşüyor. Grafikte ben kinetiğin değişmediğini görüyorum. Frekansı arttırsaydım ne olurdu? Kinetik artardı. Gelen ışığın dalga boyu arttırsa o zaman gelen fotonun enerjisini azaltmış olurum. Çünkü enerji H çarpı F veya HC bölü lambda'dan buluyorduk. Dolayısıyla dalga boyu artsaydı enerji azalırdı. O zaman kopan elektron kinetiği azalırdı. Kesme azalırdı. Bu da kesmeyi değiştirirdi. Olmaz. Katot ile anot arası mesafeyi azaltmış olsa, o zaman katot ile anot arası mesafeyi azaltırsam kinetik değişmez. Dolayısıyla kesme değişmez. Gelen ışık şiddeti değişmediği için maksimum akım değişmez. Sadece ne olur? Levhalar birbirine daha yakın olduğu için başlangıçta üretici yokken karşıya ulaşan elektron sayısı daha fazla olur. Yani ne olur? Grafik şekil 1'den şekil 2'ye geçmiş olur. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Edirne olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Şekilde diyor sistem dengedeymiş. C ile D arasındaki ipi ne yapmış? Kesmiş. CD arasındaki ip kesilirse ip gelmesi nasıl değişir? Arkadaşlar burada Lami teoremini uygulamayacağız. Niye? Lami teoremini uygulardık ama 3 kuvvet dengede, ama burada dikkat edin. İplerin ucunda ne asılı? Yükler asılı. Yani bu T1 ipi değil mi? Aynı ip. O zaman T1'in ucunda ne var? A cismi var. Dolayısıyla T1'deki gerilme direkt niye eşittir? O A cismin ağırlığına eşittir. T3 ipin ucunda ne var? B var. O zaman T3'teki gerilme direkt B cismin ağırlığına eşittir. T2 dediğimiz şu ipin ucunda ne var? C ve D var. T2'deki gerilme ise C ile D'nin ağırlıkları toplamına eşittir. Sen bu ipi kestin. Ne oldu? Burası hafifledi. O zaman ne oldu? Artık T2'nin ucunda C artı D yok. T2'nin ucunda artık sadece C var. Dolayısıyla T2 ne yapacak? T2'deki gerilme azalacak. Peki azalınca bu yukarı çıkacak. Sistem dengesi bozulacak. Tekrar ne yapacak? Sistem hareket edecek. Ne tarafa doğru? Atıyorum şu tarafa doğru kayacak. Bu cisim buraya doğru gelecek. İşte B buraya gelecek. Tekrar bir dengeye gelecek. Ama tekrar dengeye geldiği zaman şu birinci ipin ucunda ne var? Yine aynı A cismi var. Yani ne yapmadı T1'imiz aslında? Değişmedi. T3'ün ucunda ne var? Yine aynı B cismi var. Dolayısıyla T3'ümüz de ne yapmadı? Değişmedi. Yani 1 ve 3'ün ucundaki ağırlıklar değişmediği için o iplerdeki gerilme değişmeyecek. E2'nin ucundaki ağırlık azaldığı için T2 ne yapacaktır? Azalacaktır. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. 10. sorumuz demiş ki bir noktada kulomb başına düşen joule cinsinden enerjiyi veren ifade nedir fiziksel büyüklük? Şimdi bir noktada kulomb başına düşen joule cinsinden enerji, yani aslında birim yük başına düşen enerjiden bahsediyoruz. Şimdi elektriksel enerji dediğimiz şey neydi arkadaşlar? K Q1 çarpı Q2 bölü D'ydi. Yani iki yükün sahip olduğu sistemin sahip olduğu enerjiydi. Elektriksel potansiyel ise neydi arkadaşlar? KQ bölü D'ydi. Yani sen bir noktadaki potansiyeli bulurken ne yapıyordun aslında? Orada birim yük varmış da o yükün başına düşen enerjiyi bulmuş oluyorsun. Yani birim yük başına düşen enerjiyi bulmuş oluyorsun. Dolayısıyla birim yük başına düşen enerji dediğimiz şey nedir? Elektriksel potansiyeldir. Yani nedir? Volt cinsinden cevabımız bu olacaktır. Yani kısaca ben bir noktanın potansiyeli, atıyorum şöyle bir A noktası verdim ve dedim ki A'nın potansiyeli 20 volt. Bu ne demektir? Sen buraya A noktasına bir kulombluk yük koyarsan o 20 joule'luk enerjiye sahip olur. İki kulombluk yük koyarsan 40 joule'luk enerjiye sahip olur. Sonuçta enerji nedir? Enerji Q çarpı V'dir. Yani o V orada birim yük başına düşen enerji demektir potansiyelimiz. Oradaki yük de çarparsan o noktadaki enerjisi ne yapmış olursun? Bulmuş olursun. Yani sorunun bizden istediği ne? Elektriksel potansiyel, cevabımız bursa olacak. 11. sorumuz demiş ki bir elektron ve bir fotonun enerjileri 4 katına çıkarılıyor. Buna göre elektron ve fotonun momentumları nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar elektron dediğimiz ne? Maddesel bir parçacık, kütlesi olan, hızlı olan bir parçacık. Dolayısıyla bunun enerjisinden bahsederken hangi enerjiden bahsedeceğiz? Kinetik enerjiden. Yani ne? 1 bölü 2 mv kare dediğimiz şey. Ben burayı m ile çarpıp m'e bölersem ne olacaktır? O zaman normal parçacığın, yani maddesel bir parçacığın enerjisi kısaca nedir? P kare bölü 2m'dir. Dolayısıyla elektron ve fotonun enerjisi 4 katına çıkıyorsa o zaman bu elektron enerjisinin 4 katına çıkması için kütlesi zaten değişmiyor sonuçta. Elektron kütlemiz sabit o elektron için. Dolayısıyla 4 katına çıkarmak için momentumun karesiyle orantılı olduğu için momentumu ne yapmışızdır? Momentumu biz 2 katına çıkarmışızdır. Momentum 2 katına çıktığı için elektronun enerjisi 4 katına çıkmıştır. Yalnız bu enerjiyi arkadaşlar foton için ne yapamayız? Yazamayız. Foton için ne yapacağız? Fotonun kütlesinden dolayı sahip olduğu bir momentum yoktur. Fotonun sahip olduğu momentum enerjisinden kaynaklanıyor. Yani bir foton momentumu neydi? P çarpı C'ydi. Pitch diyorduk kısaca. Yani bu da nereden geliyor? De Broglie dalga boyundan geliyor. Sonuçta de Broglie dalga boyumuz neydi? H bölü P'ydi. Sen bir fotonun sahip olduğu enerjiyi nereden buluyordun?
İşte hc bölü lambda'dan buluyordum. O zaman ben lambda yerine oradaki foton dalga boyunu, de Broglie dalga boyunu yazarsam ne olacaktır? Bir foton sahip olduğu enerji hc bölü, lambda yerine h bölü p dedik. H'lar sadece işte ters çevirip çarparsak ne olacak? Fotonda enerji momentumla nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Dolayısıyla enerjisi 4 katına çıkarmak için momentumda ne yapmak lazım fotonun? 4 katına çıkarmak lazım. Yani cevabımız ne olacaktır? Bursa. Yani kısaca foton için bahsediyorsak arkadaşlar nedir? Enerjiyle momentum doğru orantılıdır. Ama elektron için bahsediyorsak, yani maddesel bir parça için bahsediyorsak p kare bölü 2m, yani momentumun karesiyle orantılı enerjisi. 12. sorumuz demiş ki: hidrojen atomu bazı enerji seviyeleri şekilde verilmiştir. Hidrojen gazıyla dolu ortama gönderilen 21 elektron volt enerjili elektronlar bu ortamda aşağıdaki enerjilerin hangisiyle terk edemez? Yani ne yapıyoruz? Biz bu gazlardan oluşan, bu gaz atomlarından oluşan bir ortama enerjisi 21 elektron volt olan elektronlar gönderiyoruz. E diyor ki bu sistem hangiyle terk edemez? Bu sonuçta ne? Elektron enerjisini bölebilir, verebilir, ne kadarını lazımsa onu verebilir, hiç vermeyebilir. Ne yapabilir? Keyfi olarak gelir elektron. İlla enerji verecek, bu atomu çarpacak, atomu uyaracak diye bir kayda var mı? Yok. Geldiği enerji 21 ile ne yapabilir? Sistemi terk edebilir. Yani Adana olabilir. Başka ne yapabilir? 21 ile gelir. Bu atomu çarpar. Atoma ne der? Kardeş ben seni nereye uyarayım? Ben seni ikinci yörüngeye uyarayım. Ne yapayım? Sana ne lazım? 10,2'lik enerji lazım. Olur der. O 21'lik enerjisinin 10,2'si ne yapar? Verir. 21'de şöyle yazalım. 21,0 olarak yazalım. Çıkarırsak geriye ne kalacaktır arkadaşlar? Payda işlersek burası ne kaldı? 8 kaldı. 20'den 10,8 mi oldu? O zaman ne yapabilir? 10,2'sini verip geriye kalan 10,8'de sistemi ne yapabilir? Terk edebilir. Hatta bir elektron ne yapabilir enerji yetiyorsa? Birden çok atomu da uyarabilirdi. Yani ne yaptı? Geldi 10,2'sini birinci atoma verdi uyarmak için. İkinci yörüngeye uyarmak için verdi. Ne kaldı? 10,8. 10,8'de giderken bu ortamda ne yaptı? Bu atomlardan bir tanesine daha çarptı. Enerji yetiyor mu? Yetiyor. Dedi ki al o zaman ben sen ne yapayım? İkinci atomu da 10,2'sini verip ikinci yörüngeye uyardı. O zaman ne olacaktır? Geriye ne kalacak? 0,6. 0,6 ile de terk edebilir. Ya da ne yapabilir arkadaşlar? Geldi ne kadarlık enerjisi vardı? 21'lik enerjisi vardı. Atoma belki ne yaptı? 12,09'unu verdi. O zaman 21'in 12,09'unu verirsek şunu da şöyle yazalım. Çıkardığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Ondan bir onluk aldık. İşte 9'dan çıkardık. 1 kaldı. Burada ne kaldı? 9 kaldı. Virgül. Buradan 20'den çıkarsak 8 nokta ne kaldı? 8,91 kaldı. Dolayısıyla ne olabilir? 8,91 ile terk edebilir. Bu 0,891, bir hata yapmadıysak dizgide arkadaşlar. Peki bir de kontrol edelim. Mesela ne olabilir? 21'lik enerjiyle geldi. Ne yaptı? 12,75'ini vermiş olabilir atoma. 12,75'ini verirse ne olacaktır geriye arkadaşlar? Burası 25, 8,25 kaldı. Bu da oldu. Demek ki ne olacak arkadaşlar? 0,891 ile değil, 8,91 ile ancak terk edildiği bir enerji değeri var. Dolayısıyla bu enerji değerleri ne yapamaz? Sistemi terk edemez. Cevabımız Edirne olacaktır. 13. sorumuz: şekildeki basit sarkaç ve yaylı sarkaçların periyotları T1, T2'dir. İpler ve yayın boyu kısaltılırsa periyot nasıl değişir? Şimdi basit sarkacın periyot formülü nedir arkadaşlar? 2 pi kök içinde L bölü G'ydi. Yaylı sarkacın periyot formülü de neydi? 2 pi kök içinde M bölü K'ydı. Şimdi sen ne yapıyorsun? İpin boyunu kısaltıyorsun. Yani burada L'yi ne yaptık biz? L'yi azalttık. L'nin azalması o zaman bu basit sarkacın periyodunu ne yapacaktır? Azaltacaktır. Bir de ne yaptık? Yayın boyunu kısalttık. Sonuçta yay sabit arkadaşlar. Oradaki K yayın boyuyla nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Sen yayın boyunu kısaltmakla ne yapmış oluyorsun? Yay sabitini arttırmış oluyorsun. Yay sabit artınca ne olacak? Bunun da periyodu azalacak. Yani her ikisinin de periyodu ne yapar? Azalır. Cevabımız Adana olacaktır. 14. ve son sorumuz. Dedik ki aynı fazda özdeş kaynakların girişim deseninde P noktasında dördüncü dalga kıtır oluşuyor. Kaynaklar eşit miktarda merkez doğrultusundan uzaklaşırsa, yani ben bu kaynağı ve bu kaynağı ne yapıyorum? Bir miktar merkezde uzaklaştırıyorum ve eşit miktarda uzaklaştırıyorum. Şimdi kaynaklar özdeş ve aynı fazda olduğu için arkadaşlar ne olacak? Merkezi doğrultusu, yani merkez dalga kıtının olduğu yer neresi olacak? Tam iki kaynağın ortasında olacak. Ben bu kaynakları eşit miktarda simetrik çektiğim zaman tam orta noktanın yeri ne yapmayacak aslında? Değişmeyecek. Yani bu kaynakların orta noktasının yeri ne? Yine aynı yer. Merkez doğrultusunun yeri ne yapmadı? Değişmedi. Peki dalga boyunda bir değişim var mı? Hayır, dalga boyunda da değişim yok.
Dolayısıyla ne olacak? İşte buradaki düğümler, katarlar, düğümler, katarlar yine aynı yerlerinde ne yapacak? Eski yerlerinde kalacak. Dolayısıyla P noktasındaki çizginin yeri, yani dördüncü katarın yeri değişecek mi? Değişmeyecek. Yine aynı yerde olacak. Ha ne olacak? Belki kaynakları ben çok uzaklaştırıyorsam ekstra yeni katar ve düğüm çizgileri eklenip işte katar ve düğüm çizgilerin sayısı ne yapabilir? Artabilir. Ama bu illa artacak diye bir kayda var mı? Hayır, yok. Niye? Şöyle düşünün. Burada ne vardı? İşte bir tane katar çizgimiz vardı. Bundan sonra düğüm çizgimiz buydu. İşte bundan sonra gelen katar çizgisi buydu. Bundan sonra gelecek olan düğüm çizgisi buydu. Mesela kaynağımız neredeydi? Kaynağımız buradaydı. Yani şu düğüm daha şu anda oluşmadı. Sen kaynağı biraz uzaklaştırdın, bu tarafa doğru çektin. Eğer kaynağı biraz fazla uzaklaştırsan bu düğüm çizgisi, hatta çok uzaklaştıran ekstra yeni bir katar çizgisi olabilir. Ama nereden biliyoruz? Belki kaynağı çok hafif azıcık hareket ettirdik simetrik olarak. O zaman ne oldu? O düğüm gene oluşmuyordu, gene oluşmuyordu. Yani toplam çizgi sayısı illa değişecek, artacak diye bir kaydı diyebilir miyiz? Değil, diyemeyiz. Çünkü bize kesinlik soruyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Orada dalga boyu değişmediği için, merkez doğrusunun yeri değişmediği için P noktasına denk gelen çizgi ne yapmaz? Değişmez. Desende çizgiler arası mesafe zaten neye bağlıydı? Dalga boyuna bağlıydı. Çünkü arda arda gelen iki katar veya iki düğüm arası mesafe lambda bölü 2. Bir katar bir düğüm arası lambda bölü 4'tü. Dalga boyu değişmediği için o mesafeler değişmez. Toplam çizgi sayısı artar mı? Kesin değil. Artabilir. Kaynakları çok uzaklaştırırsam veya çok azıcık uzaklaştırırsam artmayabilir. Kesin değil. Katar çizgi sayısı düğüm çizgi sayısından fazla mıdır? Bilemiyorum. Sonuçta ya katar ya düğüm bir tanesi diğerinden daha fazla olacak. Zaten katar çizgi sayısı her zaman ne olmak zorunda? Simetrik olduğu için sağ ve sol. Tek olmak zorunda. Çünkü bir tarafta ne kadar katar varsa diğer tarafta da o kadar katar çizgisi olacak. Artı bir de merkezde sonuçta aynı fazla olduğu için. Tam merkezdeki merkezi dalga katarını eklediğin zaman katar her zaman tek sayıdır. Düğüm ise ne olacak? Bir taraftaki düğümle diğer taraftaki düğüm sayısı eşit olduğu için düğüm de her zaman çift sayı olacak. Ama hangisi bir fazla, hangisi bir eksik kesin bir şey deme şansım var mı? Yok. Dolayısıyla burada kesinlikle doğru sorduğu için cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Evet arkadaşlar, 10. ayet edinimizi de burada bitirdik. Yani denemelerimizi burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.